selam, ben Nazlı. Bugünkü videoda sizlerle Korona'nın hava yollarının açmış olduğu ilanları inceleyeceğiz. Aslında biliyorsunuz ki her cumartesi 20.30'da sizlerle yeni videoları paylaşıyorum ama 2 haftadır açılan bu yeni ilanlardan dolayı videoyu direkt çekmeye karar verdim. Kendinize güzel bir kahve ya da çay yapın ve o zaman hemen başlayalım. Benim hazır bile. Korona'nın hava yollarının açmış olduğu birçok ilan var. Ve sizlerden de Instagram DM üzerinden o kadar fazla soru aldım ki ilanları burada ayrıntılı incelemek gerçekten herkes için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Burada gördüğüm kadarıyla deneyimli ve deneyimsiz olmak üzere tam 6 tane ilan bulunuyor. Bu 6 ilanın 3 tanesi deneyimsiz, 3 tanesi de deneyimli olarak açılmış. İzmir Base, Antalya Base ve Kayseri Base olarak geçiyor. Açıkçası benim için de çok şaşırtıcı oldu. Çünkü birçok farklı noktada ilan açmış oldu. Şimdi ilk önce ben deneyimsiz Antalya Base'e bakacağım ve aralarında fark var mı size de söyleyeceğim zaten. Deneyimsiz Antalya Base için şartları okuyorum. Ne demiş burada? Türk vatandaşı olmak veya en az 2 yıl geçerli Türk vatandaşı pasaportuna sahip olmak gerekiyor. Bu her zaman söylediğimiz gibi zaten genelde klasik bir başlangıç. Ne diyor? Antalya'da ikamet ediyor olmak ya da edebilecek olmak diyor. Aslında bir önceki videoda da söylediğim gibi burada aynı. Antalya'da yaşamıyor olabilirsiniz ama olumlu sonuçlandığı takdirde Antalya'da yaşamak istiyor olmanız gerekiyor. Yani kabul ettiklerinde Antalya'ya taşınmamız gerekecek ve uçuşlarınızı da oradan gerçekleştireceksiniz. Antalya base olmuş olacaksınız. Sonrasında ne demiş? Erkeklerde boy aralığı 1.70 ile 1.80 demiş. Bu şekilde vermiş. Ve bayanlarda da 1.65 ile 1.80 olarak belirtmiş. Bir önceki ilanda da fark etmiştik ki 1.60'dan 1.65'e çekmişler boy aralığını. Bakalım bundan sonraki ilanlarda yani diğer hava yollarında açacak olan ilanlarında bu şekilde mi olacak? Bu konuda aslında sizlerden çok fazla mesaj alıyorum. İşte boyum 1.63, 1.62 ama yeni ilanlar 1.65. Ben alınır mıyım? Sizce başvuru yapmalı mıyım? Şöyle söyleyeyim, hep bunu konuştuk sizlerle. Daha önce sınırda olup ya da 1-2 santim küçük olup da geçip işte bu mesleği yapan insanlar da var demiştim biliyorsunuz ki kimseye evet ya da hayır demek istemediğim için de eğer boyunuz çok sınırdaysa belki bir aile hekimliğine ölçtürebilirsiniz ve en azından böyle bir belge alabilirsiniz gibi düşündüm ben. Onun dışında dediğim gibi çok kritik olur ya da olmaz gibi bir şey de ben de söyleyemiyorum çünkü ilanda olan neyse onu kabul ederler. Ama böyle durumlarla karşılaştığım için de, birebir gördüğüm için de, 1-2 santim kısa olmasına rağmen girenleri gördüğüm için de kimseye hayır kesinlikle olmazdı diyemiyorum. Bu konuda herhalde önerebileceğim tek şey dediğim gibi belki bir aile hekimliğinden boyunuzu ölçtürebilirsiniz ve böyle bir belge yanınızda olabilir. Belki faydalı olur. En azından boyu 1.65 olan biri için kısa ölçerlerse belki onu avantaja çevirmiş olursunuz diye düşünüyorum. Bu sadece bir fikir. Yardımcı olmak için söylemek istedim. Onun dışında ne demiş? Yüzme bilmek. Her zaman söylüyorum. Profesyonel bir şekilde yüzücü olmanız beklenmiyor sizden. Ancak eğitimlerde biliyorsun ki BOKAP'larda acil durum senaryoları var. Ve o zaman işte havuza atlamanız gerekiyor ve suda kalmanız gerekiyor. Profesyonel olarak yüzüyor olmanız beklenmiyor. Bu konuda bunu söyleyebilirim. Onun dışında klasik ne demiş? Şirketin üniformasını giydiğinde vücudunun görünür bölgelerinde dövme, piercing bulunmaması gerekiyor. Aynı şekilde mülakatlarda piercing takmayın demiştim. Faydalı olması için. Devam ediyorum. Eğitimini yurt içinde tamamlamış adaylar için en az yüksekokul mezunu olarak belirtmiş. Hani ne demek istiyor burada? Ayrıntılı olarak da alt bölümde açıklamış. Ön lisans mezunu, üniversite öğrencisi demiş. Üniversite mezunu demiş. 3 tane burada seçenek vermiş. Hadi bana soruyorsunuz üniversite öğrencisiyim, başvuru yapabilir miyim diye. Buradaki seçeneklerde çok güzel bir şey ki öğrenci olanlar da başvurularını yapabiliyorlar. Benim anladığım ve gördüğüm kadarıyla eğitim seviyesi bölümünde bunu belirtmiş. İlanın hemen altında yer alıyor. İncelerseniz zaten göreceksiniz. Aynı zamanda askerlikle ilgili bilgi de burada belirtilmemiş olarak gözüküyor. Ve hızlıca devam ediyorum. Diyor ki eğitimini yurt dışında tamamlamış adaylar için ise askeri 10 yıl eğitim almış ve bu eğitimin sonucunda diploma almaya hak kazanmış olmak olarak belirtmiş. İyi derecede İngilizce bilmek demiş. Ve parantez içinde şöyle bir şey belirtmiş. Almanca, Fransızca, Rusça,
Flamenkçe gibi diller tercih sebebidir. Burada eğer siz bu dillerden herhangi birini bilmiyorsanız ama İngilizceniz varsa sadece, tabii ki başvuru yapabilirsiniz. Burada demek istediği şey, artı olarak Almanca biliyorsanız ya bu dillerden herhangi birini, bu tercih sebebi oluyor. Yani adayları kıyaslıyorlar ve ona göre seçiyorlar. İkinci bir dil de önemli ama yoksa yine başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Bunda herhangi bir sakınca yok. Onun dışında devam ediyorum. Dönemsel olarak yurt dışında konaklamasına engel bir durum bulunmamak demiş. Corendon, benim şöyle duyduğum bir şirket. Corendon'da çalışmış ve sonrasında benim şirketime geçmiş birkaç kişiyle uçmuştum ve açıkçası onlardan da biliyorum. Biliyorsunuz ki zaten Antalya'yı da çok seviyorum. Çok sevdiğim bir yer. Neden Corendon'da açıklamak istedim? Şöyle, maaşınızın euro'yla olması, dönemsel olarak yurt dışında konaklama dediği, yani yurt dışında mesela Almanya'nın herhangi bir yerinde işte dönemsel olarak kalacaksınız ve her kaldığınız gün içinde yatı parası aldığınızdan dolayı da dolayısıyla çok iyi kazanmış olacaksınız. Aslında dönemsel olarak yurt dışında kalmak ve orada uçuşlar yapmak çok avantajlı. Özellikle bu mesleğe yeni başlayacak olan kişiler için böyle bir deneyim elde etmek, Corendon'da uçup Antalya'da yaşayıp dönemsel olarak işte dışı bezlerde görevlendirilebilirsiniz, euro ile para kazanacaksınız, bezlerde kaldığınız zaman dediğim gibi her gün bir yatı parası alıyorsunuz vesaire, bu yönlerden çok avantajlı olabiliyor. O yüzden değerlendirebilirsiniz. Bu mülakatlara bence katılabilirsiniz eğer bu şartların hepsini sağlıyorsanız. Sonrasında dediğim gibi şirket değiştirmek çok kolay. İstediğiniz İstanbul'da yaşamak istiyorsunuz diyelim. Sonrasında da geçebilirsiniz. Ama bence kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir ilan olarak görüyorum ben bunu. Bu tamamen tabii ki benim bakış açım. Çünkü size bir şeyler katacağını hem de maddi olarak da mutlu olacağınızı da düşünüyorum açıkçası. Çünkü şu anda euro ile kazanmak bence çok büyük bir avantaj. Ve aynı zamanda dediğim gibi dönemsel olarak yurt dışında görev alabilecek, bu deneyimi yaşamak isteyen kişiler kesinlikle bence bu ilanı değerlendirmeli. Tecrübe istemiyor, askerlik belirtmemiş, eğitim seviyesi her zaman konuştuğumuz gibi bence çok güzel öğrenciler bile başvuruyor, üniversite öğrencileri. Onun dışında da İngilizce için de zaten okuma, yazma, konuşma iyi derece olarak burada belirtmiş hepsini. Ve bu ilan bu şekilde. Zaten videonun açıklamalar bölümüne ilanların linkini bırakacağım ve tek tek sizler de inceleyebilirsiniz ayrıntılı olarak. Aynı zamanda başvuru yapanlar için de şunu belirteyim ki mülakatlara katılacaksanız mutlaka Corendon'u inceleyin ve gerekli bilgileri öğrenin. Filosunda kaç uçak var, nerelere uçuyor, ne yapıyor vesaire. Bunları mutlaka ki öğrenin diyorum ve devam ediyorum. Aynı zamanda süreçle ilgili bilgiler de vermiş burada. Hani süreç nasıl olacak diye merak edenler için söylüyorum. Fakat öncesinde uygun adaylar diyor. Online İngilizce seviye testi sınavına yönlendirilir. Online İngilizce seviye testi sınavından geçen adaylar da mülakat organize edilecektir diyor. Mülakat esnasında boy kilo ölçümü yapılacaktır diyor. Mülakatı olumlu geçen adaylar eğitim öncesi havacılık sağlık talimatı kapsamında kabin ekibi sağlık kontrollerine tabi tutulacaktır. Süreci de burada açıkça belirtmiş. Başka bir şey var mı? Hızlıca tarıyorum. Onun dışında hani kısaca belirtmek için de deneyimli yani tecrübeli adaylarda neler arıyorlar ona da bakacağım. Gene Antalya bezine bakıyorum ama dediğim gibi siz İzmir'de yaşıyorsunuzdur ve İzmir'e başvuracaksınızdır. Onu inceleyebilirsiniz. En az bir yıl tecrübeli adaylar. Belki daha önce bu sektörde çalıştınız ve hala belki çalışıyorsunuz ve değiştirmek istiyorsunuz. Bu da bir fırsat. En az bir yıl tecrübe, askerlik belirtilmemiş, eğitim seviyesi gene aynı, lisans mezunu, üniversite öğrencisi ya da mezun kabul ediyor. İngilizce gene istiyor. Diğer şeylere bakalım. Burada tabii tecrübe aradığı için diyor ki geçerli kabin ekibi temel eğitim sertifikasını saymamak. Zaten hani bu mesleği yapan herkese olan bir şey olduğu için ekstra bir şey değil. Ve diğer tüm her şey aynı. Evet, bence güzel bir fırsat. Kesinlikle başarılı ya da başarısız olsanız sonuç hiç önemli değil. Kesinlikle bu ilanları inceleyin, başvurularınızı yapın. Açıkçası işte Antalya'ya başvurdum, görüşmeler nerede olur, İzmir'e başvurdum, Kayseri'ye başvurdum nasıl olur diye merak edenler için açıkçası bunu ben de bilmiyorum. Size mutlaka ki başvurunuzu yaptıktan sonra gerekli bilgilendirmeleri yapacaklardır diye düşünüyorum. O yüzden ilanları inceleyin, başvurularınızı yapın, açık olun, sonuç odaklı olmayın, deneyim odaklı olun. Bu çok büyük bir tecrübe. Aynı zamanda dediğim gibi bir yerden başlamak önemliyse de
Bence güzel bir firma. Zaten kendi sitesinden de incelerseniz göreceksinizdir diye düşünüyorum. En azından bir yurt dışı deneyimi yaşamak, bir süre orada kalıp iyi paralar kazanmak isteyenler için güzel bir fırsat olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi daha önce çalışmış kişilerle uçmuştum. Sadece onların deneyimlerini sizlere aktarmak istedim. Umarım bu video faydalı olmuştur diyorum. Sorularınız varsa mutlaka yazın. Abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın. Bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Çünkü bu dönemde sanırım birazcık böyle ara ara acil durum videoları gelecek. O yüzden mutlaka videoları kaçırmamak için bildirimlerinizi açın ki bunlardan haberdar olun diyorum. Başvuru yapanlar, sürece girenler mutlaka bana yazsın. Hepsi benim için çok değerli olacak. Deneyimlerinizi benimle paylaşırsanız ben de buradan en azından sizlere aktarmış olurum ve herkes için faydalı olmuş olur diye düşünüyorum. Instagram'dan, DM'den de bana yazabilirsiniz. Hoşça kalın. Bay bay.